da muhtemelen daha önce hiç duymadığınız sporlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bisikletle futbol oynandığını duymuş muydunuz? Bunun olimpiyatları falan var. Bayağı bisiklet üzerinde futbol oynuyorlar. Aşırı yetenek gerektiriyor ya abi bak. Daha kendi ayaklarımın üstünde futbol oynayamıyorum. İnsanlar bisikletle oynuyor. Bu nasıl bir şey ya? Koşuyor arışı ama böyle çubukların üstünde. Ve 5x hızla falan koşuyorsunuz. Bu gerçekten hani official bir şey mi? Yani hani o bölgeye özel bir şey mi, yoksa dünyada gerçekten tanınan, bilinen bir spor mu bu? Her adımınızın altına tuğla koyup yere basmama diye bir spor var galiba. Görüyorsunuz olimpiyatlarda şu an. Bakın abi şu an beynini otomatiğe almış, yerlere basmadan nasıl gidiyor? İnsanın kafası karışır ya, onu oraya, ayak buraya, dur olmadı. Bunu oraya, ayak buraya. Çünkü ben bir gün bunu Instagram'a Reels olarak çekecektim. Bunu gördüm böyle internette deniyorlar falan. 20 dakika yapamadım abi, beynim o an algılayamadı. Yani tuğla nereye, ayak nereye? Pizza hamuru çevirme olimpiyatı mı? Abi böyle bir şey mi var? Peki jürisi kim bunun? Yani pizza generali falan mı? Bayağı insanlar hamurla böyle akrobasi falan yapıyor. Jüri var. Jüri neye göre mesela jüri? Onu da anlamadım ki. Pizzayı bulan insanlar mı bunlar? Bayağı şuradaki hamle çok ciddi izliyor böyle. Güzel çeviriyor. Bu hangi oyun? Böyle badminton gibi ama ayağın altıyla falan vurdunuz, garip bir şey. Eğlenceliye benziyor. Bak bunu oynardım. Yani bağda bahçede böyle alacaksın, arkadaşınla şöyle ayakla oynayacaksın. Bu güzel, bunu beğendim. Bu nasıl bir spor? Adamı koltuğun üstünde gördüm. Koltukla rampadan gitti. Rampadan uçtu. Devam etti. Bayağı da orada stadyumda insanlar izliyor, ne oluyor abi ya? Yani senin o yaptığını ben de yapardım yani. Koltuğa ben de otursam ben de uçarım zaten. Boksun bir değişini yapmışlar. Yastık boksu. Kesinlikle bence en güzel sporlardan bir tanesi. Yastıkla birbirinize vuruyorsunuz yani. Bu kadar güzel. Peki şimdi kim neye göre kazanıyor, ben onu anlamadım. Boksta işte knockout falan, ona göre de yastık boksunda kim neye göre kazanacak? Bu oyun zor. Gözler kapalı. Böyle bir şey var, oradan oraya atlıyor. Oradan oraya atlıyor, arada su var. Ne kadar atlaması gerektiğini nereden biliyor ya? Abi ya tutturamazsan? Yani önceden görüyor herhalde oradaki parkuru, ona göre kafaya yazıyor. Nereye ne kadar atlaması gerektiğini biliyor. Bayağı da iyi geldi. Abi tebrik ediyorum, gözlerin kapalı atlaya atlaya geldin ya. Ne oldu şimdi, bu adam ne kazandı? Kupa kazandı mı? Tartışmasız dünyanın en garip sporu. Bunu kim buldu, nereden buldu bilmiyorum. Eşinizi alıyorsunuz sırtınıza ters bir şekilde. Bak abla boğuldu orada. Böyle götürüyorsunuz. Parkurları eşiniz sırtınızda götürmeye çalışıyorsunuz. Çok saçma. Bunu nereden buldunuz abi? Bu ne böyle ya? Ben niye eşimi ters alıyorum? Özellikle şurada abla boğuldu yani. Buna nasıl hazırlandık? Tenis ama mega topla tenis. Bence çok zevkli görünüyor. Yani aşırı zevkli bir şeye benziyor. Oynardım. Çok da güzel, bak orada vuruyorsun işte. Ne kadar güzel. Yalnız topu şişirmek biraz dert yani. 3 gün sürer o topu şişirmek. Bu ne? Abiler... Biraz böyle buz hokeyciye benziyor ama. Tamam, neye hazırlanıyorlar? Ortada hakem var. 3, 2, 1. Hazır, başla. Ne oldu? Ha, bunlar kayakçılar. Buz pateniyle kayıyorlar. Ama böyle yarışıyorlar da yani. Oo, bu bayağı sert bir spormuş ya. İlginç. Çamura atlama dünya şampiyonasına hoş geldiniz. Böyle insanlar gelip çamura atlıyorlar. Bu kadar işte, spor bu yani. Nasıl hazırlanıyorlar mesela, onu da anlamadım. Arka bahçeye böyle çamurdan bir şey böyle mi hazırlanıyorlar? Teyze geliyor. Yaşar. Yaşar'dan mükemmel bir atlayış. Ya biz de katılsaydık keşke ya. Mesela kim neye göre birinci oluyor anlamadım ki. Aa, bu da güzel atladı. Hepsi güzel atladı şu an bunların. Bu da ayak bilardosu. Bilardoyu toplarla ayak şeklinde yapmışlar. Aşırı zevkli bir şeye benziyor. Yani ben bunu kesinlikle sabaha kadar oynardım. Ben bunu oynasam zaten dünya şampiyonu da olurdum yani. Bu abi neye biniyor? Go-kart desen değil. Böyle çim biçme makinası gibi bir şeyin daha büyük versiyonu gibi. Onu güzel sürmenin olimpiyatları mı? Herhalde onun ehliyetini mi alıyor şu an, ne yapıyor? Genelde hani motosiklet ehliyetleri falan bu şekilde oluyor ya. Herhalde onunla alakalı bir şey ya. Bakın. Dayı gidiyor şu an. Acaba o alet neye yarıyor ya? Oo, oradan da bayrağı aldı. Geri gidiyor. Bu neydi şimdi? Geri geri takla atmanın da yarışı varmış. Bakın insanlar geri geri takla ata 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 gidiyorlar. Abi midem bulandı ya benim. Yani şu an gerçekten ben kusmuştum burada olsaydım. Ben zaten dönen şeyler görünce midem bulanıyor. Böyle roller coaster'ı falan düşününce midem bulanıyor. Döne döne gitsem diye giderdim. Çıkarıp başkasına geçiriyorlar tişörtü. Bu neyin yarışması ya? Herkes tişörtü birinden alıp diğerine götürüyor. Sonra adam kocaman çekiç aldı, balonları patlattı. Ne alaka?
Sonra tişört tekrar birilerinden birilerine geçmeye başladı. Abi tişört geliyor, böyle yapıyorsunuz, geri gidiyor tişört. Şimdi yani burada amaç neydi? Tişörtü hızlı götürmek mi? Ne? Anlamadım ki. Dünyanın en eğlenceli sporu bence. Şu büyük balonlar var ya, içine giriyorsunuz. Kimseye zarar gelme ihtimali yok. Zaten balonun içerisinde böyle birbirine çarpa çarpa işte bir şekilde onu gol atmaya çalışıyor falan. Aşırı zevkli duruyor ya. Nerede varsa biz de yapalım. Hani bir şey gördüm. Neydi bu? Topaç. Aa, topaç. Dünya topaç şampiyonu bu. Bak istediği yere atıyor. Vay, eline falan atıyor. Abi bu kadar güzel bir eğim olamaz ya. Şu an müthiş bir eğimi var yani. Şuna bak, topaçta radyant olmuş. Baya topaç atma şampiyonası. Çok yetenekliler şu an. Eğer topaçla oynadıysan bilirsin, o topaçı böyle atarsın, o istediği yere gider. Senin onu yönlendirme gibi bir şansın yok. İp atlamanın da mı dünya şampiyonası falan var? Oo, baya ekiple ip atlama. Böyle bir şey olduğunu ben bilmiyordum. Hayatımda hiç duymamıştım. Baya ekipçe ip atlıyorlar. Koreografiler falan. O oradan geçiyor oraya. Bu buradan geçiyor buraya. Güzelmiş ya. İp atlamak eğlencelidir bence. Bu ne sporu? Oo, takım toplanın. Tamam, konuşmalar falan yapıldı. Güzel kasklar falan. Kar topu savaşı mı ya? Kesinlikle kar topu savaşı bu. Ya çok güzel. Ben de katılabilir miyim aranıza? Ben de bu sporcudan olmak istiyorum. Bak nasıl kapışıyorlar. Peki kazanma neye göre oluyor? Şu an herkes vuruldu. Neye göre kazanmış sayılıyor ya? Ama aşırı eğlenceli değil mi kar topu savaşı? Biz peki böyle ekipçe girsek bunları alt edemez miydik? Alt ederdik diyorsan like'la. Abi jimnastikçi herhalde geliyor. Yaşar, Yaşar geliyor. Trambolinden sekti. Bir daha sekti. Vay, çift trambolinli bir de böyle bir jimnastik kolu varmış demek ki. Normalde jimnastikte böyle tek trambolinden falan olmuyor muydu? İki trambolin niye oldu? Kafes futbolu. Abi bu bazı mekanlarda var ya. Bunun böyle turnuva falan olması biraz gereksiz sence yani. Ama eğlenceli de bir şey. Bazı kafelerde oturuyorsunuz yemek falan yerken alttan da bunu oynayabiliyorsunuz. Yani abi o kadar da çok da bir şey değil yani bence. O kadar da eğlenceli değil. Biz bir kere oynadık mesela. Sarmadı yani. Sonuçta işte ayağım var. Ayaklarınızı zaten şöyle çapraz yaptığınız zaman gol atamıyorlar. Sırada neyin şampiyonası var? Yatak yapma şampiyonası mı ya bu? Annemin benden beklediği performans değil mi ya bu sabahları? Bayağı yatak yapma şampiyonası ya. Bak amcaya bak. Hakem. Hakemin nereden hakem oldu yani bu adam? Ben onu anlamadım. Dünyanın en iyi yatak yapan adam mı bu? Bayağı dünyanın bir yerlerinde yatak düzenleme şampiyonası var. Balon Dünya Kupası. Aa, bunu biliyorum. Bu çok eğlenceli. Balona vuruyorsunuz. Tutamayan, elini değdiremeyen kaybediyor. Bence çok güzel ya. Abi baksana, böyle şey taktiksel düşünmek zorundasın yani. Onun atlayamayacağı yerlere falan vurman lazım. Biz zaten bunu eskiden çocukken evde oynuyorduk. Balona son dokunan kaybeder falan şeklinde. Çok eğlenceli bir şey. Aha, hakeme geldi bak. Yalnız herhalde burada kazanan o arabayı alacak gibi duruyor. Parkur bayağı iyi. Yani biz salonda oynuyorduk, bu kadar zor değildi. Nerede? Balon nerede? Aa! Gördü. Bak ben kırmızılı tutuyorum şu an. Kırmızılı kesinlikle alacak. Hadi! Hadi! Ne dedim, kırmızılı alacak dedim. Ne kazandı şimdi bu adam? Altın balon mu kazandı? Voleybol ama trambolinin üstünde voleybol gibi bir şey mi? Bayağı eğlenceli bir şeye benziyor ya. Abi hem böyle şişmiş bir şeyin üstünde zıplıyorsunuz hem de voleybol oynuyorsunuz. Bence var ya, bu her otelde olması lazım. Yazın bu o kadar keyifli olur ki. Çok efsane olur. Bayağı da insanlar da kalabalık. Round 1. Vay, suyun üstünde kütükte birbirini düşürmece. Ha, Survivor mı burası? Bu çok eğlenceli yalnız. Bazı otellerde bunu da yapıyorlar havuzda falan. Round 2. Kim kazanacak? Bence karşı taraftaki bandanalı abi kazanacak. Çünkü bandana taktığı için kendime çok yakın gördüm kendisini. Evet. Hadi çevir. Su attın. Bak hile mi yaptın? Su attı gibi bir şey oldu. Herhalde dikkat dağıttı. Ayrıca kimin kazandığını göstermediler. Ben merak ettim kim kazandı. Suyun altında ne bu ya? Bir şey atıyorlar falan. Böyle bayağı havuzun dibinde herkes nefesini tutuyor, aşağı iniyor. Aşağıda bir karmaşa falan var şu an, ne olduğunu anlamadım. Ne oluyor ya? Ya elinde bir şey var herhalde, su altı handbolu gibi bir şey öyle. Ama çok zordur ya, ne ara yukarı çıkacağım da ne ara nefesimi tutacağım. Hot dog yeme yarışması. Bayağı sosisli sandviç yeme yarışması mı? Abi kaç tane yediniz? Şuna bak, suya batırıp yiyorlar ya, adam çiğnemeden yutuyor hepsini. Sakın böyle şeyleri denemeyin, boğazınıza kaçar çünkü. Ayak güreşi mi? Hayır ya. Ayak şeklinde ring yapmışlar. Hayır. Böyle bir şey görmek istemiyordum. Yapma ne olur yapma.
Kesinlikle yapacağım bir spor değil. Hayır hayır, görmek istemiyorum. Şuna bak, bayağı hakem var ve ayakları izliyor. Kim kazanacak diye bakıyor ya. Gerçekten yapmayacağım bir spor. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en garip sporlarına baktık. Hangilerini önceden duymuştunuz? Eğer video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.